Ben çıkıyorum hemşire. Yapmam gereken işler var. Peki abi. Sen Güllü ile alakadar olursun değil mi? Tabii. Merak etme sen. Layığınca olurum. Âlâ. Akşam görüşürüz o halde. Tamam. Geçmiş olsun. Bir şeye ihtiyacın var mı diye sormaya geldim. Yok halde. Evet, abim rica etti. Kendisi gelene kadar seninle ben alakadar olacağım. Sağ olasın. Bebeğime bir şey olmadı ya. Başka hiçbir şey istemem. Bebek. İnşallah abimdendir. Ne demek istiyorsun sen? Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Aşk hayatın diyorum. Biraz karmaşık görünüyor da. Aynı çatı altında hem kocan hem eski sevgilin. Senden korkulur. İyi cesaret doğrusu. Eski sevgilini şoförün olarak işe aldı değil mi? Bebek Kemal'den olabilir. Belki de bir başkasındandır ha? Böyle bir şeyi nasıl söylersin Halide? Boşuna inkar etme. Her şeyi öğrendim. Kemal'le neler yaşadığınızı biliyorum. Bizzat kendisinden dinledim. Bak, vaziyet hiç de zannettiğin gibi değil. Bir şey zannettiğim yok. Her şey ortada. Kemal'i bu çiftlikte işe ben aldırmadım. Hatta gitmesi için elimden gelen her şeyi yaptım. Ama dinlemedi, inat işte. Madem gitmesini bu kadar istiyordun, niçin her şeyi en başından olanı bitene abime anlatmadın? Abim duyduğu an Kemal çiftlikten giderdi zaten. Ama senin bunu istemediğine eminim. Sen Kemal'i gözünün önünde tutmak istedin. Yok. Hiçbir şey bilmiyorsun. Senin nasıl bir yılan olduğunu biliyorum Serap. Bu da bana yeter. Ne Serap'ı? Güllü. Güllüsün sen. Teneke Mahallesi'nin Güllüsü. Çiftlikte kalmak için çok uğraştın ama olmadı. O karnındakine de güvenme. Serap olarak burada son günlerinin tadını çıkarsan iyi olur. Kemal yerine birini bulunca gidecek. O gider gitmez de ben abime her şeyi anlatacağım. Artık yalanların seni kurtaramaz. Sen de geldiğin çöplüğe geri döneceksin. Bir şey istersen söyle. Çekinme. Yaptın bunu değil mi? He? Öğrendik şimdi çiftlikte kalma nedenini. Planın buydu ha? Hayatımı mahvetmek. Sen mutsuz oldun ya. Ben de mutsuz olayım ha? Onun için mi gammazladın beni Halide? Güllü, Halide Hanım zaten... Sen de hiç vicdan yok mu? Nasıl kıydın bana? Karnımda bebeğim var dedim. Sana bu hayatta yer yok dedim. Neden mutlu olmamı istemedin ha? Ah! İyi misin? Bırak beni. İyi değilim. Hiç iyi değilim. Giderken beni de yaktın. Hayatımı mahvettin. İsa sevdiğine bunu yapar mı? Ha, söyle yapar mı? Ah! Güllü. Ben sana ne yaptım? Sen bana ne dedin? Git dedin. Ben de gittim. Kendime yeni bir hayat kurdum. Başka bir şey yapmadım Kemal. Kendime yeni bir hayat kurdum sadece. Belki zamanında gitseydin... ...sana içimde şu kadarcık sevgi kalırdı.
Ama şimdi bütün bu yaptıklarından sonra seni asla affetmeyeceğim Kemal. Asla. Bitti. Hayatım mahvoldu. Neden? Ne oldu ki? Serap Hanım'lık bu masal hepsi bitti. Merak da koma adamı de hele. Halide. Halide Kemal'i biliyor. Oğlum, Kemal'im, kahırlanıp durun. De hadi. Derdini demeyen dermanını da bulamaz. Desem ne olacak ki ana? Olan oldu. Ne değişecek? Yüreğin değişir belki yavrum. Ferahlarsın açık. Hata ettim ana. Kendime yakışmayan şeyler yaptım. Ama ben böyle olsun istemedim. Bilemedim. Gözlerim bağlanmıştı sanki. Benim yüzümden insanlar üzüldü. Acı çekti. Sana da çok çektirdim. Şimdi çok pişmanım. Ama kimseye bir faydası yok ana. Ana yüreğim. Unutmaya hazır. Yakında eve de döneceğim zaten. Esah mı? He. Esah. Oy gadasını aldı. Sen dön. Yeter ki eve dön. Daha ne isterim? Ulan baba, benim moralim piyas. Ne? Ya bak hele şu sofraya. Bak, bir kuş sütü eksik maşallah. Mahallere düştük. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.